Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Japonya'da yaşanmış olan çok garip bir olay hakkında konuşacağız. Açıkçası bu olay hakkındaki bilgiler gerçekten çok sınırlı ve çok kısıtlıydı. Ama ben sizin bu olayı bilmek isteyebileceğinizi düşündüm ve ulaşabildiğim bütün bilgileri bir araya toplayarak böyle kısacık, özet niteliğinde bir video hazırlamak istedim. Umarım bu videoyu sonuna kadar izlemeyi başarabilirsiniz ve bu videoyu sonuna kadar izleyip yorumlarda kendi fikrinizi, kendi düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. O zaman daha fazla uzatmadan Japonya'nın 60'lı yıllarına şöyle bir gidelim istiyorum. Japonya'nın 60'lı yıllarına gittiğimizde, yani 28 Mart 1961 tarihine gittiğimizde Japonya'nın Nabari yakınlarındaki uzak bir dağ köyü olan Kuzuo'da sıradan bir gün yaşanıyordu. Bu köyden, yani Kuzuo köyünden birazcık bahsedecek olursak, bu köy bir tapınağın etrafında konumlandırılmış küçük bir köydü. Ve hani küçük bir köy olduğu için bu köydeki herkes birbirini yakından tanırdı. Ve gerçekten çok iyi anlaşırlardı. Yani kimsenin birbiriyle bir sorunu olmazdı. Veya insanların birbiriyle bir sorunu olduğunda hemen başka biri buna müdahale ederdi ve bu sorun çözülürdü. Yani gerçekten kendi halinde, sessiz, sakin, insanların birbirini tanıdığı ve birbirini sevdiği kendi halinde bir köydü burası. Ve tahmin edersiniz ki bu kadar korkunç ve akıl almaz olaylar hep böyle küçük ve kendi halinde insanların yaşadığı yerlerde yaşanır. Çünkü o gün, yani 28 Mart 1961 tarihinde Kuzuo sakinleri, yani köylüler kendi aralarında küçük bir toplantı düzenlemek istediler. Çünkü o dönemde, yani 60'lı yıllarda Japonya gerçekten çok zor bir süreçten geçiyordu. Ve köylüler de böyle küçük bir toplantı düzenlemek istediler, kendilerini motive etmek istediler ve bu toplantıda ekonomiyi kalkındırmak için kendilerini neler yapabileceklerini konuşmak istediler. Aslında toplantının genel konusu buydu. Ama toplantı çok uzun sürmedi açıkçası. Ve insanlar tamamen motive olmuş bir şekilde, tamamen iyimser, tamamen umutlu bir şekilde gelecek için kadeh kaldırmak istediler. Ve kadeh kaldırıldığı esnada köylü erkeklerin bardaklarında sukka adında alkollü bir içecek vardı. Kadınların bardaklarında ise şarap vardı. Kadeh kaldırıldı, herkes kendi alkollü içeceğini içti. Ve o esnada gerçekten çok garip bir şey oldu. Toplantıya katılan köylü kadınlar birdenbire fenalaştı. Fenalaşmaya ve oldukları yere yığılmaya başladılar. Bu kadınlarda yüksek ateş ve mide bulantısı gibi belirtiler vardı. Tabii ki o esnada köylü erkekler ne yapacaklarını bilemediler. Yani gerçekten çok garip bir olay yaşanıyordu. Ve ortamdaki o iyimser, umutlu hava birdenbire kaybolmuştu. Yani herkes aşırı derecede paniklemiş ve ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Bunun üzerine köylü erkekler tabii ki de köye hemen bir doktor çağırdılar. Tabii ki tek bir doktor 17 tane kadına yetişebilecek bir durumda değildi ve kadınların durumu her geçen saniye daha da ciddi bir hale geliyordu. Ve işte tam da o anda doktor gerçekten çok kötü bir haber verdi. Hastalanıp fenalaşan bu 17 kadın arasından 5 tanesi ölmüştü. İşte köylüler gerçekten bu andan itibaren ciddi bir panik havasına büründüler. Yakınları ölen köylüler ciddi bir üzüntü içerisindeydi. Yakınları hastalanmış köylüler ise onlardan iyi bir haber duyabilmek için dua ediyorlardı. Ve köyün topluluk lideri olarak sıfatlandırılmış bir adam bu durumu hemen polise haber verdi. Ve polisler olay yerine intikal ettiklerinde fark ettiler ki bu kadınlar zehirlenmişler. Yani bu böyle basit bir salgın veya hastalık gibi görünmüyordu. Ama kadınları kimin zehirlediğine dair de hiçbir şey yoktu ortada. Polisler yine de bu durumu teyit edebilmek için o gün kadınların ortak olarak tükettikleri şeye baktılar. Yani toplantı esnasında tükettikleri şaraba odaklandılar. Bu şarap şişesi hemen tabii ki de analiz edilmesi için gönderildi. Ve analiz sonuçları tahmin edersiniz ki tam da polisin düşündüğü yöndeydi. Birileri kadınların içtiği şaraba zehir katmıştı. Ama bunu kim yapmıştı, ne amaçla yapmıştı, neden yapmıştı? Ne köylüler buna bir cevap bulabiliyordu, ne de polisler buna bir cevap bulabiliyordu. İşte bu noktada şarabı satan kişi, şarabı alan ve topluluk liderinin evine götüren kişi ve şarabı kadınlara ikram eden kişi gözaltına alındı. Yani toplamda 3 kişi gözaltına alınmıştı ve soruşturulmaya başlanmıştı.
Ama yani bu üç kişinin de bunu yapmak için hiçbir sebebi yoktu açıkçası. Polisler şarap şişesinin tıpasında bir diş izi olduğunu fark ettiler. Ve bu diş izi de tutuklanan bu üç kişiden birine, yani Masaru Okunishi adındaki bir adama aitti. Ama ne köylüler ne de polisler bu adamın da böylesine kötü, böylesine toplu bir cinayet işleyebileceğini düşünemiyorlardı. Çünkü Masaru Okunishi'nin kendi karısı da, yani iki çocuğunun annesi olan kendi karısı da zehirlenen bu kadınlar arasındaydı. Hatta ölen 5 kadının arasındaydı. Yani Masaru neden kendi karısını da zehirlemiş olabilirdi ki? Sonuçta bu kadınla yıllardır evliydi ve bu kadın kendisinin iki çocuğunun annesiydi. Polisler Masaru'yu yakından sorgulamaya başladılar ve onu yaklaşık 49 saatlik bir sorguya soktular. Masaru Okunishi'den birazcık bahsedecek olursak, Masaru 14 Ocak 1926 senesinde doğmuştu ve yaşamının büyük bir kısmını Nabari yakınlarındaki uzak bir dağ köyü olan Kuzuo'da geçirmişti. Masaru 1942 ve 44 seneleri arasında Japonya Ulusal Demir Yollarında çalışmıştı ve 44-45 seneleri arasında ise 2. Dünya Savaşı'nda bir asker olarak yer almıştı. Az önce de söylediğim gibi girdiği her yerde kendini sevdirebilen bir adamdı. Çalışkanlığı ve güvenilirliğiyle ön plana çıkmayı başaran bir adamdı. Fakat Masaru 2. Dünya Savaşı'nda yer aldıktan sonra köyüne geri döndükten sonra burada çiftçilik yapmaya başladı ve kısa süre içerisinde, yani 1947 senesinde Chieko adında bir kadınla görüşmeye başladı. Ve ailelerinin bu ilişkiyi onaylamamasına rağmen aynı yıl içerisinde bu kadınla evlendi ve bu kadından bir erkek bir kız çocuğu olmak üzere iki çocuk dünyaya geldi. Masaru'nun hayatı gayet normal ve olağan seyrediyordu gördüğünüz gibi. Mutlu bir evliliği vardı, iki tane çocuğu vardı, köylüler tarafından sevilen bir adamdı. Yani baktığınız zaman hala daha böyle bir cinayet işlemek için hiçbir sebebi yoktu. Çünkü zehirlenen bu 17 kadınla veya bu kadınların aileleriyle de hiçbir sorunu yoktu açıkçası Masaru'nun. Ama Masaru polisler tarafından yaklaşık 49 saat boyunca sorgulandıktan sonra bu cinayeti kendisinin işlediğini de itiraf etti. Masaru'nun o güne kadar çok mutlu ve sorunsuz sıcak bir yuvası vardı ama şimdi karısı da ölmüştü ve çocukları da öksüz kalmıştı. En azından herkesin düşünceleri bu yöndeydi. Ama Masaru polislere verdiği ifadede bazı detaylara yer veriyordu evliliği hakkında. Kendisinin uzun zamandır karısının ve metresinin arasında kaldığından ve uzun zamandır bu kadınlar tarafından baskı gördüğünden bahsediyordu. Ve oturup uzun uzun düşünmüştü. Yani bu baskıdan nasıl kurtulabilirdi? Bu iki kadının baskısından nasıl kurtulabilirdi? Ve nihayetinde aklına böyle bir çözüm gelmişti. Yani doğrudan kendi karısını zehirlerse bunun dikkat çekeceğini biliyordu. Ve bu yüzden de toplantıya katılan bütün kadınları zehirleme kararı almıştı. Yani yaklaşık 17 kadını. Biliyorsunuz ki bu 17 kadından 5 tanesi ölmüştü. Bunlardan biri de Masaru'nun karısıydı. Diğer 12 tane kadın ise uzun uğraşlar sonucunda hayatta kalmayı başarmışlardı. Ama polisler nihayetinde evet bir suçlu bulduklarını düşünüyorlardı. Evet Masaru artık yargı karşısına çıkabilirdi. Ama o esnada bir şey oldu. Masaru vermiş olduğu ifadeyi geri çekti ve bütün bunların, yani bütün bu anlattığı şeylerin polis baskısı altında anlatıldığını iddia etti. İşte bu yüzden Masaru Aralık 1964'te delil yetersizliğinden dolayı beraat etti. Ancak savcılık tarafından yapılan temyizden sonra tekrardan suçlu bulundu ve Eylül 1969'da ölüme mahkum edildi. Karar 15 Haziran 1972'de Japonya Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı ve Masaru Okunishi sonradan 7 kez karara itiraz etti. Nagoya Ceza Mahkemesi yeniden yargılama talebini kabul etti. Ancak Nisan 2005'te dava tekrardan reddedildi. Okunishi'ye 2003 yılında mide kanseri teşhisi konuldu. Haziran 2012'de ise Nagoya Hapishanesi'nden Hajiyoshi Hapishanesi Hastanesi'ne transfer edildi. Ve o hastanede Ekim 2015'te 89 yaşındayken hayatını kaybetti. Okunishi tutuklu bulunduğu bu esnada, yani hapishanede geçirdiği yıllarında oğlunu kaybetmişti. Yani oğlunun ölüm haberini de almıştı. Ve kendisi yaklaşık 44 yıl boyunca tutuklu kaldıktan sonra söylediğim gibi mide kanserinden dolayı 89 yaşında hayatını kaybetti. Yani baktığınız zaman gerçekten çok garip bir olay. Ortada fındık kabuğunu bile doldurmayacak bir sebep var ve bu yüzden 17 tane kadını zehirlemiş.
Yani bu 17 kadının 17 tanesi de ölebilirdi. Gerçekten çok garip bir olay, gerçekten çok garip bir psikoloji. Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bu konu hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu tarz olaylarla ilgili önerileriniz varsa yorumlardan benimle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.